Cemal Bey, Bülent Arınç diyor ki Cumhurbaşkanı diyor bizzat diyor mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmeli ve bu zaruretin nasıl aşılacağı konusunda onlarla istişare etmelidir diyor. Gerçi sizin mecliste grubunuz yok da hani işte bütün muhalefet partilerinin liderlerini de ziyaret edebilir Cumhurbaşkanı. Size gelse mesela seçime erteleme teklifiyle gelse Cumhurbaşkanı sizin yanıtınız ne olur? Önce Bülent Arınç'tan başlayalım. Başlayalım. Bülent Arınç 27 Nisan nasıl AKP tarafından muhtıra olarak telakki edilmiş ve bir darbe olarak ifade edilmişse ve yıllarca bundan beslenilmişse 101 Amiral'in Montre Sözleşmesi ile ilgili haklı olarak endişelerini dile getirdiği mektup bu memlekette darbe anlayışı olarak ifade edilmiş ve bu insanlar ileri yaşlarına rağmen gözaltına alınıp yargılanmışsa Bülent Arınç derhal zaman geçirmeksizin darbeye teşebbüsten hemen yargılanmalıdır. Bu bildiri darbeye teşebbüstür. Suat Bey'in de ifade ettiği gibi anayasayı ortadan kaldırmaya yönelik bir darbe teşebbüsüdür. Demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir darbe teşebbüsüdür. Hukuku ayaklar altına alan bir darbe teşebbüsüdür. Demokratik, layık, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni adeta bir kişinin emrine vermeye yönelik bir darbe teşebbüsüdür. Cemal Bey bir dakika. Bülent Arınç diyor ki muhalefet partileriyle iktidar uzlaşsın, anayasaya geçici bir madde koysunlar diyor. Eğer bu uzlaşmayla olacaksa niye bu darbe girişimi olsun ki? Bu bir metni yazmak darbe girişimidir. Bülent Arınç resmen yani Montreux Sözleşmesi'ni yazanlar hükümeti yıkmak mı istediler? Dediler ki Montreux Sözleşmesi uygulanmalıdır. Yapılan tavır yanlıştır. Kanal İstanbul'la ortaya çıkacak ne? Montreux Sözleşmesi derken amiraller açıklamasını söylüyorsun. Evet. Büyük sıkıntılara sokar demişlerdi. Farklı evet. Bir şey söylememişlerdi ki. Onların da bir darbe teşebbüsü yoktu. Bülent Arınç resmen hukuku katletmiştir şu an. Ve bir de Bülent Arınç. Ben buradan Bülent Arınç'a seslenmek isterim. Diyor ki seçimi konuşmak, seçimi tartışmak Allah'tan korkmuyor musunuz diyor. Milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Ya Bülent Arınç senin Allah korkun olsaydı sen kozmik odaya girilmesine müsaade etmezdin. Senin Allah korkun olsaydı parsel parsel Ankara'yı sattı denen adamla aynı partide durmazdın. Senin Allah korkun olsaydı AKP ile ilgili bir ileri bir geri sürekli vites değişikliği yapmazdın. Senin Allah korkun olsa MHP AKP'nin sırtında yüktür demene rağmen hala o AKP'de durmazdın. MHP'ye her defasında hakaret etmene rağmen MHP'liler de sana en ağır hakareti etmelerine rağmen sende surat olsa yüz olsa sen insan içine çıkamazdın. Seçimi tartışmak isteyen yok. Seçimi konuşan yok. Seçim söyleyen yok. Az önce de ifade ettiğim gibi bütün lider deprem bölgesinin acılarını paylaşmakla uğraşıyor. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi genel merkezini binasını depremzedelere açmış. Demokrat Parti'nin genel merkez binası bir yardım merkezine dönüşmüş. Cumhuriyet Halk Partisi parti genel merkezimizde dahil olmak üzere her yeri depremzedelere vermeye hazırız diyor. İnsanların, liderlerin, siyasi partilerin konuştuğu tek şey deprem. İnsanımız Cemal Bey ama yani seçimlerin ertelenemeyeceğine dair bir takım açıklamalar yapıldı. Meral Akşener yaptı mesela. Ertelenmemeli. Ona da geleceğim. Hiç kimse diyorum. Ya onunla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Diye bu konuya girmedi. Şimdi Suat Hocam bahsetti. Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin 5. maddesi diyor ki seçimler sadece savaş halinde yenilebilir. Bakın evet. Başka hüküm yok. Seçimler sadece savaş halinde yenilenebilir diyor. Şimdi siz YSK'da derseniz anayasaya hakaret etmiş, anayasaya aykırı davranmış olursunuz. Siyasi partiler bir araya gelsin. O zaman Recep Tayyip Erdoğan şunu yapsın. Gelsin o zaman 5 partiyle bir hükümet kursun mutabakat hükümeti. HDP'yi de içine alan bir mutabakat hükümeti kursun o zaman. Bir kriz hükümeti kursun. Bu depremi hep birlikte aşalım. Yaraları beraber saralım diye teklifte bulunsun. Hayır. Ona gelince sürekli hakaret, kara kaplı defter açacaksın. Ama öbür taraftan gelecek Bülent Arınç aracılığıyla seçimleri ertelemeye kalkacaksın. Demokrat Parti olarak seçimlerin ertelenmesini asla kabul etmemiz mümkün değildir. Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanım Gültekin Ünsal'la da yaptığım görüşme neticesinde muhalefet partilerine çağrımdır. Meclisteki muhalefet partileri eğer YSK
veya başka bir yolla seçim, anayasayı yıkarak anayasaya rağmen yeniden mi ertelenmeye kalkılırsa derhal sineği millete dönmeliyiz. Asla o parlamentoda durmamalıyız. Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etmemeliyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi deprem değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın derdi kendisinin bu ülkede şahsının devletini kurmak. Seçimleri bir kere erteletirsek, bir kere ona rıza gösterirsek bu ülkede bir daha seçim olmaz. Bir daha demokrasi gelmez bu ülkeye. Dolayısıyla Millet İttifakı mensupları olarak çağrıda bulunuyorum Millet İttifakı'nın genel başkanlığına. En sert düzeyde tepki göstermeliyiz. Bülent Arınç, Suat Hocam dedi ki muhatap almamalıyız. Burada muhatap Bülent Arınç değil zaten. Bu metni Bülent Arınç'a yazdıran var. Bu metni oku diyen var. Bu metni yayınla diyen var. Onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yoklama yapıyor. Yoklama çekiyor. Tepki ne olacak diye onu görmek istiyor. Bir panik halinde Bülent Arınç üzerinden bizim sinir sistemimizi bozmaya çalışıyor. Neler yapabileceğimizi, neler düşündüğümüzü öğrenmek istiyor. Ben de buradan açıkça Demokrat Parti olarak ilan ediyorum. Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte bütün Millet İttifakı paydaşlarına sesleniyorum. Eğer YSK seçimleri ertelerse, her ne sebepten olursa olsun ertelerse parlamentodan çekilmeliyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletin sinesine dönmeliyiz. Deprem bölgesinde yaşamalıyız. Sokakta yaşamalıyız. Halkla bir olmalıyız. Asla bu oyuna gelmemeliyiz. Bülent Arınç utanmadan diyor ki yıkılan yerlerde seçim olur mu? Adana'da, Çukurova'da bir bölge yıkıldı. Allah mekanlarını cennet etsin. Adana'nın diğer yerlerinde bir şey yok. Mersin, Osmaniye, belirli bölgelerde. Burada en fazla zararı Adıyaman, Maraş ve Hatay gördü büyük oranda. Oralara sandık kurulabilir mi Cemal Bey? Niye kurulamaz? Yani prefabrik binalar kurulur, sandık kurulur. Prefabrik binalar peki kurulur. Batıya işte akrabalarının yanına gidenler, oradan ayrılmak zorunda batıya kalanlar. Akrabaların yanına gidenleri biz Millet İttifakı olarak kendi araçlarımızda imkanlarımızı seferber ilan ederek alır o bölgeye oy kullanmaya götürürüz. Peki orada onların oy kullandırılabilir mi? Gittikleri yerde oy kullandırılabilir mi? Tabii ki. Gittikleri yerde oy kullandırılabilir mi? Gittikleri yerde zaten yasayı öyle düzenlersin. Zaten 6 ay öncesinde seçmen olarak değiştirme hakkı var zaten. Evet, depremzede sandığı diye bir şey kurulabilir mesela. Depremzede sandığı değil. Onlara bir kereye mahsus kayıt alınabilir. Yerde kayıt olma hakkı tanırsın. Peki. Dolayısıyla Bülent Arınç bir oyunun parçasıdır. Bir tezgahın parçasıdır. Bülent Arınç maalesef Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde tutsaktır. Tutsak olduğu için Recep Tayyip Erdoğan ne isterse bazen Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine konuşur gibi yapıyor. Ertesi gün biz abi kardeşiz diyerek yeniden ortamı şenlendiriyor, düzenliyor. Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan'ın aparatıdır. Dolayısıyla Bülent Arınç'ın bu teklifi Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifidir. O sebeple tekrar söylüyorum. Millet İttifakı olarak bu seçimlerin ertelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Peki. Yine Suat Hocam'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey söyledi. 14 Mayıs'ta bu ülkede seçim yok. 14 Mayıs'ta seçim olmayı aklından geçiren bir Recep Tayyip Erdoğan var sadece. Seçimler 2023'ün 18 Haziran'ında resmileşmedi. Evet, doğru. 18 Haziran'da yapılacak. Peki. Seçimleri 14 Mayıs'a Recep Tayyip Erdoğan ancak kendisini istifa ederek meclisi de feshedemez Sayın Hocam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedemez. Ancak istifa eder. İstifa ettiğinde 45 gün içerisinde veya 60 gün içerisinde ülke seçime gider. O sebeple Recep Tayyip Erdoğan kurmuştur bu oyunu. Bülent Arıncı Recep Tayyip Erdoğan konuşturmuştur. Biz tekrar diyorum Demokrat Parti olarak biz tavrımız net. Sineği millete dönülmeli. Muhalefet partileri bu konuda en sert şekilde açıklamalarını samimi şekilde yapmalı. Hatta vakit geçmeden yapılmalıdır. Bu konudaki hassasiyetimiz, milletin beklentisi bizden bu. Yani asrın felaketi. Ne yapacaksın Recep Tayyip Erdoğan asrın felaketinde? Ne yapacaksın? Peki. Ne yapmayı düşünüyorsun? Peki. Yine IBAN dağıtıyorsun. Yine IBAN dağıtıyorsun. Yine bağış toplamaya çalışıyorsun. Falan yere vermeyin, filan derneğe vermeyin deyip hedef gösteriyorsun. Ama İsmail Ağa cemaati 5 bin liralık çadıra 15 bin lira yardım kampanyası başlatmış. Sesin çıkmıyor. Çadır 5 bin lira.
15 bin lira istiyor bir çadırdan İsmail Ağa cemaati. Sesin çıkmıyor ona. Ama Ahbap ya da Oğuzhan'ı yardım toplamak istediğinde terörist ilan ediyorsun. Onları tehdit ediyorsun. Peki. Ve onlar da bir şekilde geri vites yaptılar. Oğuzhan Uğur'u mahkemeye verdiler hemen, değil mi? Ne dedi de Oğuzhan Uğur'u verdiler? Oğuzhan Uğur bir AFAD görevlisinin Maraş taşabilir endişesini gündeme taşı dediği için gündeme getirmiş Babala diye bir hesapla. Ama susturmak istiyorsun. Yani şu an yapılan şey şu. Muhalefete az konuşsanız seçim, şimdi siyaset yapma zamanı mı? Şimdi seçim mi konuşulur? Şimdi birlik beraberlik zamanı. Kim birlik beraberlik içerisinde değil? Benim şu anda genç kardeşlerim Antakya'da bir otobüsün içerisinde yatıyorlar ya. Yani peki, bunu söylemek istemezdim ama bir otobüsün içerisinde yatıyorlar, inan kardeşim. Tamam. Cemal Bey, Cemal Bey çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hızınızı alınca sizi durdurmak kolay olmuyor, o yüzden keseyim. Ben Cemal Bey çok teşekkürler, teşekkür zaman ayırdığınız için. Tekrar sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ölenlere rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık sıhhat diliyorum. İnşallah bu işi hep birlikte atlatacağız diyorum. Ama tekrar söylüyorum. Devlet düşmanı yoktur. Hükümet karşılığı var. Devlet bizimdir. AKP hükümeti bizim değildir. İnşallah yönetemeyen bu AKP hükümeti gidecektir. Başka şansı yok. Millet de bunu istemektedir. Bakın şu an işi öyle noktaya getirdiler ki şunu bitirerek sözümü tamamlamak istiyorum. Ali Rıza Demircan diyor ki depremin sebebi laik sistemdir diyor. Yani Suriye'de de mi laik sistem olduğu için insanlar öldü? Kur'an kurslarında camilerdeki insanlar, hayatlarını kaybeden o güzel insanlar laik sistem diye mi? Yani bunların niyeti belli. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün laik ve demokrat cumhuriyetini yıkmak için her şeyi fırsat bahane olarak görüyor. Onun için susmayacağız, susmamalıyız, konuşmaya devam edeceğiz, millet adına devam edeceğiz. Milletimizin yanındayız, devletimizin yanındayız ama AKP hükümetinin her yanlışlıkta karşısındayız. Peki,